İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha, Simon Kasparyan. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Nahçıvan doğrultusundaki kuvvetlerinin tüm reorganizasyon girişimleri önlenecek. Elize Sarayı nasıl affedilebileceğini biliyor mu? Birleşmiş Milletler, binlerce silahlı DAEŞ IŞİD militanı Suriye ve Irak'ta kalmaya devam ediyor. Bir Ezidi ailesi IŞİD'in esaretinden kurtuldu. Artsakh, Konifa'nın uluslararası futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak. Dihadi'nin sıcak sularının iyileştirici özellikleri var. Simon Kasparyan, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekili adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın Sekreteri Anna Nagdalyan'ın belirttiğine göre, Ermenistan Nahçıvan doğrultusunda kuvvetlerin reorganizasyonuyla ilgili her türlü girişimi kabul edilemez bulmaktadır. Anna Nagdalyan, Savunma Bakanlığı'nın bu sorunla ilgili çok sık açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Anna Nagdalyan, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri durumu kontrol altında tutmaktadır. Yeniden konuşlandırma girişimlerine gelince, biz Azeri tarafına bu gibi girişimlerin kabul edilemez olduğunu ve engelleneceğini değişik yollarla anlatmaya çalıştık, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Sözcüsü Arzurun Ovanisyan 13 Ağustos'ta belirttiği üzere, Nahçıvan doğrultusunda Azeri provokasyonlarına Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin ateşle cevap verdiğini sizlere hatırlatalım. Fransız Orta Doğu uzmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransa'nın Suriye yaklaşımına sadık kaldığı siyasi ekseninin başarısızlığına artık emin olduğuna inandığını belirtiyor. Suriye Baas Partisi'ne ait web sitesine verdiği röportajda Orta Doğu uzmanı Antoine Charpentier, Elize Sarayı'nın Suriye siyasetini eleştirdi. Son zamanlarda devlet başkanı Macron'un Suriye için özel misyonla bir görevli atadığını hatırlatan Antoine Charpentier, Fransa'nın tekrar Suriye'ye dönmesi için değişik metotları denediğini bildirdi. Fransa, kendisine yararlı olacak Suriye alanına geri dönmek için fırsatlar aramaktadır. Antoine Charpentier, değil mi ki Suriye'deki daha geniş anlamıyla Orta Doğu'daki siyasi ekseninin yanlışlığına emin olduğuna inanan Fransa, Suriye'deki kendi payını tekrardan elde etmeye çalıştığını onaylamaktadır. Başka bir deyişle Fransa, savaş ve siyaset yoluyla başarılı olamadığını, ticaret ve ekonomi yoluyla kazanmaya çalışıyor diye vurgulamaktadır Antoine Charpentier. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın raporunda Suriye ve Irak'ta 20 ile 30 bin arasında DAEŞ militanının var olduğu açıklandı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Konseyi'ne sunulan DAEŞ ve El-Kaide ile ilgili bu raporda 3500-4500 kişilik silahlı DAEŞ grubunun Afganistan doğrultusuna, 3000-4000 kişilik silahlı grubun ise Libya doğrultusuna hareket ettiği belirtilmektedir. Suriye ve Irak'taki gruplar kendi varlıklarını saklamayı başarabilmişlerdir. Raporda DAEŞ'ten kurtulmak yüzeysel kalmaktadır. Çünkü Suriye ve Irak bölgelerinde gizli hücrelerin bulunduğu ve denetim altında bulunmayan bölgelere her an saldırı gerçekleştirebilecekleri belirtilmektedir. Irak Kürdistan'ında kolluk kuvvetleri yaptıkları açıklamada bir Ezidi ailesini IŞİD'in elinden kurtardıklarını belirtti. 5 kişiden oluşan aile 2014 yılında teröristlerce esir alınmıştı. 4 yıl esarette kalan aile yakın bir zamanda Dohuk'taki akrabalarına kavuşacak. Ezidilerin inançlarının hem İslami hem de Hristiyanlığın yanı sıra zerdüştlük unsurları içerdiği ve bunun sonucu olarak aşırı dinci akımlar karşısında savunmasız bir topluluk olduklarının belirtildiğini hatırlatalım. Artsakh Futbol Ligi Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Bağımsız Futbol Dernekleri Konfederasyonu olan Konifa tarafından organize edilecek 2019 Avrupa Futbol Kupası turnuvası Artsakh Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek. Turnuvanın Haziran 2019'da Artsakh'ta düzenleneceğiyle ilgili Konifa Euro'nun bu kararı Avrupa Futbol Federasyonları formunda kabul edildi. Turnuvanın detayları yakında belli olacak.
Artsak Futbol Ligi yöneticisi Hıraç Yagan ve Sevan Aslan Yan'ın daha ligler başlamadan Konifa'nın uluslararası futbol turnuvasının Artsak'ta gerçekleştirilmesine çalışacaklarını ifade etmiş olduklarını hatırlatalım. Konifa temsilcileri Temmuz ayı başında Artsak Cumhuriyeti'ni ziyaret ederek Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile bir görüşmede bulundu. Batı Ermenistan Ulusal Futbol Takımı da aynı şekilde Konifa üyesi olduğunu ve bu sene içerisinde Londra'da gerçekleştirilen Konifa Dünya Kupası'na katıldığını belirtelim. Diyadin doğal sıcak sularıyla zengindir ki bu suların iyileştirici özellikleri var. Ağrı kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve birçok bölgesinde kaplıca kaynakları bulunan Diyadin, Batı Ermenistan'ın önemli turizm mekanları arasında yer alıyor. Çevre illerden ve Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinden binlerce ziyaretçinin gelip çeşitli rahatsızlıklarına şifa aradığı kaplıcalar, bölgenin en sık tercih edilen turizm alanlarının başında geliyor. Kaplıca işletmecisi Orhan Özden yaptığı açıklamada kaplıcaların son zamanlarda yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bölgeden çıkan kaplıca sularının dünyaca ünlü sulardan olduğunu ve birçok ziyaretçinin bundan dolayı Diyadin'e geldiğini belirten Özden, şifa bulmak ve turizm amaçlı bölgeye gelen turistlerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Özden, buraya özellikle yaz aylarında müthiş turist akımı oluyor diye konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ususi Sığır Koçarisi sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hatırlatma, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu çalışanları tatile çıkıyor. Bugün haber bültenimizin son yayını. 1 Eylül'de görüşmek üzere, hoşça kalın.